Ben bak yıllardır siyasetle uğraşıyorum. Şu anda Demokrat Parti'nin genel başkanı kim bilmiyor. AK Parti 6 Eylül Belediye Başkan Adayı Zekai Kafaoğlu ve ekibi ilk olarak Fırıncılar Odası'na ziyarette bulundu. Oda yöneticileriyle bir süre görüşen Kafaoğlu neden destek istediğini anlattı. Ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ön ayak olan partilere destek vererek güç birliği yapmak lazım yani. Ki rahat hizmet etsin. Hani hizmet edemediği zaman millet zaten değiştirecek bunu. Jenerasyonu hitap ettiği bir insan olması lazım. Gençler parti falan kalmadı ama mesela odalar, esnaf arasında Demokrat Parti, eski Demokrat Parti diyen insan çok. Onlar da genelde yönetimlerde şeklinde şey. Zekai Kafaoğlu'nun Fırıncılar Odası'ndan sonraki ziyaret durağı Ziraat Odası oldu. Doktor Zekai Kafaoğlu, 6 Eylül ilçesi AK Parti Belediye Başkanlığımız. Bu odada da başkan vekili tarafından karşılanan Kafaoğlu, odalarına pek fazla ziyaret olmadığını belirten yöneticilerle sohbet etti. AK Parti'nin ayağına şerbet dökmek isteriz açıkçası. Çiftçi olarak bize çok uzak. Bütün odalara geliyorsunuz, biz bekliyoruz ama bize gelen yoktu. Öyle mi? Evet. Güzel, yani çok güzel bir şey. Arkadaşlar şerbet dökelim. Evet. Odaların güzel kişiliği vardır. Evet. Başkanlar gelip geçicidir. Ne olursa olsun tabii efendime söyleyeyim. Demokrasi gereğidir zaten. Evet. Oda başkanı aday da olurdu. Şimdi Fırıncılar Odası'ndan geliyoruz mesela. Efendim sen daha önce meclis üyesiydi mesela arkadaşımız. Bizde o tür bir ayrım olmaz yani. Ben siyaset anlayışımda efendime söyleyeyim öznesi Balıkesir olduğuna göre evet. Hepimiz beraberiz, biriz yani. Esnaf ziyaretlerinde Zekai Kafaoğlu ve ekibinin bir diğer ziyareti Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Odası oldu. Burada Başkan Erol Ayvaz tarafından karşılanan Zekai Kafaoğlu bu odada da karşılıklı görüşmelerde bulundu. Şimdi sağ çakarlardan Savaş Yatası'ndan başladık, merkeze doğru geldik. En son Halalca'da bitirdik. Şimdi mahallelerde de yine kenar mahallelerden başladık şimdi. Sivil toplum örgütlerini de bu hafta aşağı yukarı büyük bir kısmını tamamlayacağız. Ondan sonra tekrar köylere bir ikinci tura çıkacağız. İkinci tura tabii ki. Hep köylüler bir defa geliyorsunuz, bir daha gelmiyorsunuz diyorlar. Ben öyle olmayacağım dedim. Ben değişik bir siyasetçiyim. Üç sefer geleceğim dedim ben. Hedefe üçü koydum. Tabii üçüncü gidişimizde artık böyle uzun uzun nutuk atacak halimiz yok artık. Merhaba deyip çayını içeceğiz, devam edeceğiz. Kafaoğlu ve ekibinin esnaf odaları ziyaretlerindeki bir diğer oda bakkallar odası oldu. Başkan Hasan Yançıl tarafından karşılanan Zekai Kafaoğlu bir müddet de burada karşılıklı görüşmelerde bulundu. Evet, merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin? Hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum inşallah. İnşallah, sağ olun. Karesi değil. Nasıl bir çalışmalarımızı istiyorsunuz? Daha çok böyle tantanalı bir çıkış olmadı. Yani yavaş yavaş, sessiz sessiz, derinden çalışmalar var. Ben şeyi takip ediyorum yani, ilçeleri pek değil de büyükşehir belediye başkanlıkları takip ediyorum. Evet.